Hanımefendiler, beyefendiler, nasılsınız, iyi misiniz? Şükür, pıpıt. Ben de çok iyi. Ben nasıl iyi olmayayım dostlar? Şu bayrağımızın güzelliğine baksanıza ya. Ne kadar güzel dalgalanıyorlar. Arkadaşlar ben bugün neredeyim? Ben bugün Beyazıt Meydanı'ndayım. Aslında Kapalı Çarşı'ya geldim. Neyse arkadaşlar, bir gerçeği açıklayayım sizlere. Benim burada bir tane kuyumcu yerim var. Engin Kuyumculuk. Bekleriz. Kapalı Çarşı bence finansal okur yazarlığı anlatacaksak en doğru yerlerden bir tanesi. Çınlama sesi. Bu peki bir test yöntemi olarak kullanılır mı? Değil mi? He. Değerli arkadaşlar, ben İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme mezunuyum. İstanbul Üniversitesi'nin bu rektörlüğü, arkamdaki bu üniversite sınavlarının ikonik kapısı ki içerisindeki kapının içerisindeki bölümler Türkiye'nin en yüksek puanlı bölümleri değildir. Hep de ironik gelir bana. Tamam, 1 kilo da yani 1 kilo domatesden ağır şeysi. Üniversite sınavı, kapısı falan deyince tercih dönemlerinde bu kapıyı çokça sıkça görürsünüz. Mehmet'e gidiyoruz. Mehmet kimdi hatırlayacak olanlar? Şarj gününe bir sürü lokum getirmişti. Abi ben sana uğrayacağım demiştim. Aradım, bana konumunu attı. Abi ben 10'a kadar buradayım diye. İsmail'i de aldım yanıma. Gidiyoruz bir lokum tadalım ya. Baklavalı lokum yapmış abi. Şimdi niye Kapalı Çarşı'ya geliyoruz? Kapalı Çarşı bir pazar yeri midir? Yani bir alışveriş merkezi midir? Arkadaşlar bizim gibi insanlar için ben Kapalı Çarşı'ya senede herhalde bir 10 defa geliyorumdur. Neden geliyorsun Engin diyeceksiniz? Çünkü elimde görmüş olduğunuz şu alet 47.800 lira. Burada altın satılıyor değil mi? Yani her şeyin satıldığı bir yer var. Toptan bir şey almak isterseniz onun işte ayakkabıcıysa şurada mercan var, oradan alırsınız. Tekstil neresidir? Merter'dir. Otomobil neresidir? İşte galerilerin olduğu yer. Altın da burada satılıyor. Ve finansal okuryazarlık dersinde de sizlerle birlikte parayı konuşacağız. Yatırımı konuşacağız. Kazançlarınızı konuşacağız. Kazançla harcama dengesini konuşacağız. Borcu konuşacağız. Faizdir, enflasyondur, sebeptir, sonuçtur, bunları konuşacağız. Burası ikonik bir yer. Kapalı Çarşı. Her geldiğimde, içine girdiğimde bir kendimden geçtiğim canım Kapalı Çarşı. Böylelikle içeri doğru giriyoruz. Burası bir AVM olduğu için tabii ki bir şeysi var. Selamünaleyküm. Şimdi ben burada bir arkadaşıma da geleceğim. Kendisi bir sarrafiyesi var. Sarraf. Aslında benim danışmanlıktan arkadaşım. Ama aile mesleği sarraflık olduğu için o da yapılacak. Şimdi bu kadar kuyumcunun burada olduğunu ve her kuyumcunun aslında altlarında, yani şu dükkanın zeminlerinde çoğunun eksi birinci katları var. Oralarda da altınları var. Bu kuyumcu dükkanları 10 metrekare ya da 15 metrekaredir. Kiraları çoğunlukla bir esnaf varsa söylesin ama altınla ödenir. Yani mesela şu dükkanın İstanbul Lamps dükkanın kirası 1 kilo altındır. Yerine göre değişir çevir. 2 kilo altındır. Yarım kilo altındır. Bunun fiyatı hiç değişmez dostlar. Yani Kapalı Çarşı'da kira TL ile ödenmez. Kapalı Çarşı'da kira şeyle olur. Ben de şuradaki Tetova kuyumcusuna, kuyumculuk ve sarrafiyeye geldim. Çok sevdiğim, değerli dostum, hem abim hem arkadaşım İsmail'in yerine geldim Tetova kuyumculuğa. Ama on daha önceden gelmiştim. Ona da mikrofonu bağladık tabii. Oh, abi nasılsın, iyisin? Hoş geldin. Seni görmek şöyle onur. Şey olsun. Böyle, hoş geldin, nasılsın abi? Abi şeyin yeri. Burada canlı piyasayı takip ediyoruz. Burası bir sarrafiye dükkanı. Nasılsın abi, iyisin? İyiyim, iyiyim. Seni burada görmek ayrı bir onur. Kardeşimizle beraber buradayız. Abi biz de burada. Hoş geldik. Nasıl? Selamlar abi. Abi sana da selamlar. Şöyle YouTube'da izlersin. Heyecanlı oluyor değil mi? Aynen. Biz İsmail'le 7-8 yıllık bir arkadaşımız, dostumuz var. Eğitim ve danışmanlık işlerinde birlikteyiz. Benim de şimdi yeni yapacağım bir ders var. Finansal okuryazarlık dersi. Kapalı Çarşı'ya geleceğim. Orada mısın dedim. Oradayım, gelirim ben de dedi. O yüzden şimdi beni alacak, böyle sokaklarında evet, kaybolmadan gezdireceğiz. İşin nereye götüreceğim? Kalbinde beni? Piyasasındayız. Ama önce bir kahve içeriz. Şark kahvesine gideriz. Tamam. Bu işin merkezi Bedesten'e gideriz. Biraz bu işin böyle piyasası diye tanımladığımız... Altın dökülen yeri falan göstereceğim mi? O kadar görmeyiz ama şey gidebiliriz belki, atölyelere gidebiliriz, oradan döneriz. Bunlar darphanemizin bastığı çeyrekler, yarımlar, evet. Çeşitli cumhuriyet altın. Cumhuriyet altın işte, evet. En sevdiğimiz. Evet. Bunun ben şıkırdamasını çok seviyorum şöyle, 5-6 tanesi. ses ve şeyini yapabiliriz değil mi? Gerçekten altının şıkırdaması böyle bir lezzeti yok mesela. Öyle mi? Ooo, hani...
Çok değişik bir çınlaması var. Mavi yani. Paranın sesini ayırdın aradaki farkına. Çınlama sesi. Çınlama sesi. Bu peki bir test yöntemi olarak kullanılır mı? Evet. Değil mi? Ana bu şu anda hayatımda ilk bir aman yarabbi o kadar ağır bir şey ki yani bir bu tamam bir kilo da yani bir kilo domatesden ağır şeysi. Yani, şey derler ya böyle bir şey vardır değil mi? Soru vardır. Bir kilo pamuk mu bir kilo demir mi? Bir kilo pamuk mu bir kilo demir mi bir kilo altın. Bir kilo altın. Şu elimdeki şey, şu anki fiyatlardan bastığım zaman 2 milyon 72 bin TL'ye vermezler. Şu saatte vermezsin herhalde değil mi abi nakit getirsen? Bu saatte. Piyasası o. Ekonomik fiyat. Cumhuriyet mi? Ama şey çok şeymiş. Altın en ağır metaldi değil mi? O yüzden yani şu anda ben tarif edemem size ağırlığını. Çok enteresan. Suisse, İsviçre'den gelmiş o zaman. Üretimimiz. Evet. Bu da abi makasla kestiğimiz değil mi? He, bir kere çekip bundan üretilir zaten. Bu şekilde makinede uzatılıp bu şekilde bu hale geliyor. Ve ayrıca damgalanıyor. He, doğru olduğuna tamam, dair şey olmadı. Öncüler odasından damgalanıyor veya şirketler, rafinerilerden onaylanıyor. Bu şekilde bu hale geliyor. Ben satın almayacağım için makasla kestireceğim ama çok güzel kesiyor. Ya abi şey yapma ya. Bir dakika dur. Kamerayı güzel çekelim. Boşa gitmesin. Tamamdır. Aha da makasla kesiliyor. Abi oradan bana bir çeyrek... 50 bin lira alayım. Bu 50 bin lira mı şimdi? Elimde görmüş olduğunuz şu alet 47.800 lira. Abi çok iyi ya. Valla muhteşem bir şey oldu. Kapalı çarşıyla ilgili vermek istediğin bilgi var mı? Ömrümü verdim. Kapalı çarşı yani. Ben diyor ne bilgi vereceğim diyor. Sır. Ama Selat'la beraber çırakla biz burada başladık. İşte evet, lise dönemimiz işte. Yoldayken biraz anlattım. Lisedeyken rahmetli... Bu değerli diye düşünüyorum. Hani o çarşıya gelmek, lise çağında çalışmak, böyle nasıl günümüzde böyle staj diyorsak esnaflığı öğrenmek diyelim. Bir de yani. Çok kıymetli, kadim bir babamız vardı. O da gerçekten kendi yöresinin insanlara örnek olan, herkesin gıpta ile baktığı bir insandı. Yakın zamanda kaybettik ama bu iki yetiştirdiği insan... Aynı onun bayrağını devam ettireceklerine inanıyoruz. Çok çalışkan, dürüst, çarşının en kredibilitesi yüksek insanlarından birisi. Şimdi de sizin Haznedar güzel ailesi o işi devam ettiriyor. Teşekkür ederiz. Dua ben edersiniz. Teşekkür İnşallah. Allah rahmet eylesin. Öyleyse bu güzel çınlama efektinden sonra beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olanlara o kadar çeyrekleri olsun inşallah. Kilo kilo altınlar olsun diyerekten. Şimdi abi şeyden girdik. Çarşı kapıdan geldik. Sipahi sokaktan Mercan'a doğru ilerleyen yoldayız. Burada Şark kahvesine gidelim. Bir orada kahve içelim. Tamam. Sen kaç yaşından beri geliyorsun abi çarşıya? Lise döneminde aslında. Lise döneminde böyle çıraklığın geçtiği yerler, sokaklar. O dönem kaybola öğrendiğimiz yerler diye tarif edeyim. Ve çok şey karışık derler, mı peki yani? Ya bölgenin nihayetinde en eski ve en büyük kapalı çarşısı. Öyle tarif edeyim. 3000'in üzerinde dükkanın olduğunu söyleniyor. Ve hani bunun sayısı tabii ki değişkenlik gösteriyor. Karışık mı sokaklar birbirine çok benzediği için ama sonrasında sanırım gayet şeyse. Baktıkça anlıyorsun tabii, değil mi? Tabii, yani. Neresinde hemen şey biliyorsun. Diyorsun, burası şudur, burası evet. Burasıdır diye. Bıraksak seni bir yerde bulursun herhalde. Bulursun diye düşünüyorum. Kaybolmayız. Lisedeyken geldiğinde ne çıraklığı yapıyordun abi? Ben bir kuyumcu dükkanında çıraktım. Burada öncesinde kuyumcu sayısı çok daha fazlaydı. Şimdi de yine tabii ki ciddi sayıda var. Ve oradan hareket etmiştik. Şu an geldiğimiz yer Şark Kahvesi. Tamam. Burası yenilendi ama gayet geleneksel. Bu bölgenin içeride çarşı içerisindeki ilk yerlerinden biri. Ben sana burada bir kahve ısmarlayayım ama sen de bir çekim yaparsın. Tamam. Gelelim. Vay Şark Kahvesi. Burayı renove etmişler. Eski zamanlarındaki gibi bakalım kahvesi nasıl? Bedesten ne demek abi? Bilmeyenler için. Aslında ikinci lokasyonumuz bu. Biraz daha böyle iç bedesten demesi sebebi en eski çarşılardan bir tanesinin burası olması. Çarşı bunun üzerine büyümüş, gelişmiş.
Bu şu anda iç bedesten. İç bedesten diye tarif asıl ettiğimiz çarşının yer. Koru yani. Aa, evet, merkezi. He. Burada dükkanlar daha küçük, daha değerli toplu iç içe olduğunu göreceksiniz. Biraz orayı da gezmiş olalım. Tamam. Sonrasında yani aslında bir kapalı Han'a çarşı da gideriz, bir Han'da görmüş oluruz. Olur. Kapalı çarşı tek bir çarşı değil. Kapalı çarşı bir çarşılar oluşumu, evet. Değil mi yan bu, yana bu böyle? Bu mesela yukarıdan bakıldığında şu an Kapalı Çarşı Fatih Belediyesi yukarıdan turistik şey de yapıyor zaman zaman. Perşembe günleri diye hatırlıyorum. Çatısında. Fatih Belediyesi'ne rezervasyon yapıyorlar ve çatıyı gezebiliyorlar. Orada bu merkezi bir bölüm görmüş olurlar. Onun etrafında da diğer bölümleri görmüş olurlar. Tamam. Şimdi biz o zaman oraya gidiyoruz. Bir de tabii ki çarşının dışında da pek çok böyle han var. Bunlar da döneminde atölyeler olarak çalışmış. Şu an son dönemlerde çoğu dışarıya doğru. Kuyumcu tente ve benzeri. Mesela burası ne kadar dükkan tipleri değişti artık sanki şey gibi. Ya bunlar da mesela burası tapulu mu abi? Biraz daha antikacı görmüş olursun. Evet. Antikacılar, evet. Tavan. Yani ana bir çatının altında hepsi böyle pop-up store gibi. Acayip. Ve dediğin üzere mesela Kapalı Çarşı mülkiyet usulü. Hani bütün dükkançıların mülkiyeti var. Ya kiracı ya da şey üzerine ilerliyor. Bir AVM mantığındaki gibi bir tek sahibi bir tek var. Tek sahibi mantığı yok, burada çalışmıyor. Ancak dernek var. Hani Kapalı Çarşı'daki bütün süreci yine yöneten, işleten. Dernek koordinasyonunda ilerlemiş oluyor. Çok yenilediler burayı. O yüzden zemini tavanı çok daha güzel yaşıyor. İyi oldu. Akmıyor artık. Yani şu küçücük dükkanların bile bir tapusu ve mülkiyeti var. Hepsi birer ayrı yer. Antikacılar. Yani buradaki çok eski eşyaları getirip satabildiğin yer burası. Çoğunlukla burada antikacıların zaten olduğu, mücevhercilerin olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Ya hep geziyoruz ama bilenle gezmek gibi değil tabii. Abi şey, ayaklı borsa denen yere mi yaklaşıyoruz şu anda? Çok çok hissettin değil mi? Bu evet. Kalbim küt küt atmaya mı başladı? Nasıl bir istir? Bir dolar kokusu aldım. Oh. Burada tabii pek çok yerde hani dövizci sarrafiyi görüyoruz. Hani ayaklı borsa dediğin hani bu işin merkezi buradaydı. Eski dönemlerinde çok daha dinamik böyle sözle alışverişin binlerce doların alışverişin yapıldığı yer. Ben de küçükken hatırlıyorum ama son dönemlerde tabii o kadar canlı burada artık olmadığını biliyoruz. Yani. Artık ayaklı borsa bitti, internet, tuşlu borsa geldi. Ama nihayetine bakın her dükkan burada nihayetinde sarrafiye ve bu alışveriş yapan dükkanlar. Evet, top. Mesela şurada Ulukan Sarrafiye ya da Parlar Pırlanta. Bak hocam pırlantayı şu anda değerlendiriyor. Karatını bakıyor. Müsaitse Yekta abiye de bir selam verebiliriz. Aslında bölgenin en eskilerinden birisi. Yekta mı? Evet ve ne kadar küçük bir dükkanda yıllarca nasıl bir esnaflık ticareti yaptığını böylece işte kuyruğuyla görmüş olursun. Aynen. Hocam vitrin yok. Bir şey yok. Bir daha havalı bir yer değil ama kim bilir neler dönüyor içeride, evet, değil mi? Evet. Çok iyi. Yekta. Önü ne kadar kalabalık. Herkes altın almaya geliyor. Fiyat alıyorlar. Evet. Ve bağlıyorlar. Ticaretini bağlıyor. Öyle düşünebiliriz. Mehmet Kort. Tam şu sokakta değil mi ayaklı borsa? Gel. Evet. Aman da ayaklı borsa. Evet. Girebiliyor muyuz? Evet, evet. Yok abim YouTuber heyecanıyla şey yaparız. Biraz anlatmak isterseniz. Birisiyle röportaj yapalım dedik ama çok yoğunlar. O yüzden bir de galiba meslek sırlarını vermek istemiyorlar. Çabuk çıkın buradan diye. Bir de piyasa aynen çok inişli çıkışlı olduğu için. Belki evet, vermiş oldukları fiyat veya tutar yatırım haftaya tavsiyesi içememesi gerekebilir gibi düşünebiliriz. Evet. Ayaklı borsa. Hep burada mıydı acaba bu döviz işlemi? Benim bildiğim hep buradaydı. Ha. Ama nihayetinde farklı küçük dükkanlar ve bu çerçevede aslında her dükkanda bu alışveriş. Bütün Kapalı Çarşı kahve gibi düşünebiliriz. Tuğacan'a gidelim. O zaman şimdi Engin borsadan çıktık. Borsadan çıktık. İşlemleri bağladın galiba değil borsadan mi? $1 milyar aldım. Ben sen kaç aldın? Ekonomikti. Yok benimki o kadar değil. Çok daha şey. Şimdi etraftaki hanların bir tanesine bakalım dedim. Mesela Çuhaca Han. Tamam. Yine bu bölgede restore edilmiş. Keyifli hale gelmiş. Yine bu da şimdi Kapalı Çarşı diye mi geçiyor burası? Kapalı Çarşı'nın şu an dışındayız. Dışarı çıktık değil mi? Başka bir çarşı. Ve uzun bir süredir
kapalıydı. Çarşıda şey de var, güvenlik de var. İşte bir AVM gibi giriş evet. çıkışında o düzenleme yapılıyor. Şu an bir Han'dayız. Han eskiden daha çok atölyelerin ve imalathanelerin daha çok olduğu bölgelerde. Şu an hem dükkanlar görüyorsun hem katlarda yine imalat ve atölyeler yani az var. Az da olsa şurada yukarıda evet. gördüm bir evet. tane. Şu camın arkasında bir imalathane var gibi. Ama asıl kuyumcular artık kuyumcu kentte herhalde. Evet. Ya bu burada sayısı çok ciddi seviyede var. Şu an mesela toptancıların olduğu bir bölgeye doğru gideceğiz. Nur tamam. Osmaniye'ye doğru da gitmiş oluruz. Orada da büyük markaların merkezleri orada. Böylece dışarıdan hızlı bir şekilde dönmüş oluruz. Peki abi şey derler yani yok kapalı çarşının atölyelerin altını Haliç'e akıyormuş. Haliç'in çamurunu kazısak milyarder olmuşuz. Sence bu durum ne kadar şeydir? Ya sanıyorum iyi arıtma sistemleri kurmuşlardır bu düşünceyle. Değil mi? Ve belli ölçüde nihayetinde atölyelerde şey vardı. Ben de babamın atölyesini hatırladım. Böyle yüklerimiz olurdu bizim. Onlarla yüklerimizle çalışırdık. Çıkarken de şey yapardık. Ciddi bir şekilde üstümüzden o tozun yeri şöyle, düşmesini şöyle isterdik. Herhalde şey yapıyor. Akşam da süpürülürdü bunlar. Süpürdüğünde gerçekten birkaç gram altının oradan çıktığını hissederdim. Bugün gram altın fiyatıyla çarparsa hani diyorlar iyi ya, bir değer olduğunu tozu kalsa para eder diyor. Tozu diye. Kalsa para eder. Evet bu gerçek. Havlularını bile atmıyorlarmış galiba. Çok özlemişim sirkeciye. Hep geliyoruz Sedat abiye işimizi görüp al sat devam et. Gezmek ayrı bir şey tabii. Gezmek daha turistik oluyor belki değil evet, mi? Öyle de en güzel havada geziyoruz. Şu anda bu akşam İstanbul'a kar yağacakmış. Az önce evet kar ve dolu böyle hafif yağmurla beraber geldi ya. Kardeşim diyor ki Engin diyor kış lastiğin var mı yok ya yolda kalırsan abi inşallah hani diyorum haber olursun haber konu olursun Tesla'yla yolda kaldım evet. diye video çekerek ekmek evet. parası peşinde izledim evet. yani. Şimdi Nur Osmaniye Kapısı'nın Sultanahmet'te çıkan bölümündeyiz. Sonra tekrar geri döneceğiz hani buradan caddeye. Gireceğiz. Ama bu Nur Osmaniye Camisi devamındaki yola bakalım çünkü büyük markalar dediklerimizin çoğunun merkezi burada. Aha Liza'yı sadece, gördüm. Evet. Altınbaş burada. Red Gold. Ve benzeri. Buradan tabii çok ihracat doluyordu değil mi abi? Bunların zaten hem zincir olarak biliyorsun hepsinin marka olarak hani şeyleri var. Aha altın arabası gidiyor. değil mi? Vallahi altın arabasını gördük. Kimin kim taşıyor acaba? Şöyle karşımızda Nur Osmaniye. Oradan içeri giriş. Aslında camiden... Nur Osmaniye Camii de bu kapalı çarşı için yapılmış bir şey galiba. Hemen yanı zaten. Evet. Kapakçılar Caddesi'ni ana kapıdan oraya giriş yapılabiliyor. Vallahi İsmail abi çok güzel bir hatıra kalacak. Bak gerçekten biz bunu 10 sene sonra falan izlediğimizi düşün. Adamla evet. bir sürü iş yapıyoruz 7-8 yıldır. Yani böyle sayılı fotoğrafımız, işte videomuz vardır. Belli bazı eğitimlerden değil mi? Danışmanlık. Evet. Sen neler yapıyorsun peki abi danışmanlık işlerinde? Asıl çalışma alanı ne bu aralar? Ana odağında stratejik işler var. Hani öyle baktığımızda strateji, proje yönetimi ve bu alandaki KOBİ'lerin gelişimi odaklı çalışmalar yapıyoruz. Ve Engin'le de deneyimimizi paylaşmış olduğumuz, o deneyimlerimizi kurumlara getirmiş olduğumuz alanlardan birisi oluyor. Girişimcilik tabii bu işin yine başlangıcı. Orada girişim hareketi Gain Global projelerimiz içerisinde yer almıştı. Heyecanla deneyimleri paylaşıyoruz, işletmenin büyümesine katkı sağlıyoruz diyebilirim. Bir de ben seninle birlikte birkaç gittiğim yerde, sevgili dostlar İsmail akredite KOBİ danışmanı, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı mı abi? KOSGEB'in de bu süreç içerisinde. Şimdi bazen benim arkadaşlarım soruyorlar, Engin bizim şirkete de eğitim verir misin, işte danışmanlık alabilir miyiz? Arkadaşlar bizim alanlarımız farklı. Ben daha çok sunum teknikleri, liderlik yönetimi, yani İsmail de bu eğitimi veriyor ama KOBİ danışmanlığı şeyi bende yok. Hem belgesi yok hem gideyim de bir KOBİ'yi ayağa kaldırayım gibi yok. O yüzden İsmail bu konularda çok iyidir. Hani gidip memnuniyetle böyle destek A'dan Z'ye girip işte aile anayasasını yazmaktan, stratejilerin belirlenmesine, belki biraz finansal argümanların geliştirilmesine işi yapmayı bilirim. Ben anlatmasını bilirim. Ben çok güzel anlatırım. Bu önemli konulardan biri. Yaptığımızı anlatabilmek de lazım. Ama işte senden yanında fayda görürler. Evet. Bizden şey. Memnuniyet duyarız. Evet, zevkle şey yapabiliriz. Biz de kendisiyle Excelite Türkiye'de eğitim ihracatı yapan şirketler var. Yabancılar geliyor. Orada birlikte aynı programı ikiye bölüp birazını İsmail, birazını evet. ben öyle çalışmalarımız var. Gönüllü arkadaşlığımız var. Öyle bir şeyimiz işte. Çok keyifli bir yolculuk.
ve gerçekten değerli bir de bilgi ihracatı demen çok önemli diye düşünüyorum. Öyle abi ya. Çünkü yurt dışından gelen sadece turistik değil, bu bilgiyi buradan almak üzere İstanbul'u merkez edinmiş, seçmiş kişiler var. Ve bunlar pek çok farklı bölgeden, ülkeden geliyorlar. Ve İstanbul'da eğitim alıp sonrasında etrafı gidiyorlar. Gezip görüp gidiyorlar. Ben vicdanımı da rahatlatıyorum. Mesela evet. Bu seneki aldığım dış firma ürünlerini. Hı-hı. Evet, ben de bunun karşılığında yurt dışına bir şey sattım gibi hissediyorum. Hı-hı. Keşke daha büyüğünü yapabilsek. Biraz o alana odaklanabilsek yani. Günümüzde ihracatçılar birliği de baktığımızda bir hizmet ihracatı odaklı. Hı-hı. Orada da bir yapı var. Hani bu da teşvik ediliyor. Bu açıdan hizmet ihracatı, bilgi, yazılım, eğitim önemli. Dear abroad visitors and subscribers, if you would like to listen us in English, please subscribe and comment below that Ismail and I, we will create that channel, the English version. Exactly. And we may create a special content for them. Yes. What content they want, we can provide. Süper. Aynen. Ne isterseniz veririz evet. Arkadaşlar. Bizim böyle bir şeyimiz var. Şimdi yine... Şimdi kapalı çarşı girişindeyiz. Belki böyle armasıyla kapıyı çekmek istersin. Aynen. Hani böyle bir giriş yapalım. Tam meşhur kapalı çarşı Nuri Osmaniye kapısı. Şey gibi. Buraya tam böyle... Çok güzel. Burası benim ana cadde. Ana cadde. Yok. Sen öbür taraftan girdin muhtemelen. Evet. Yukarıdan. Beyazıt Meydanı'ndan geldin. Beyazıt Meydanı'ndan geldin. Bu da öbür tarafı. Nuri Osmaniye. Bir tur attık etrafta. Burada vitrininde böyle tonlarca altın olan dükkanlardan yine farklı turistik eşyaya, hediyelik eşyaya satış yapan alanlardan bir tane. İki tane bedesten var. İkincisi sandal bedesten ve burası restore edildi. Şu an içeride Nusret ve farklı birkaç işletme restoran var. Oraya zaman, da girelim. Hop, ben sizi buraya götürüyorum. Belki de o durumdasınız. Ben param milyoner de olsam buraya gelip yemek yemezdim de diyebilirsiniz ama... Sandal bedestinde gezmek bedava. O yüzden herhangi bir benim burada problem görmüyorum değerli arkadaşlar. Çok güzel bir ortam. Şahane bir kubbesi var. Ve burası tek bir şirkete ait. Ferit Şahenk'le ortak olmuş Nusret burayı şey yaptı. Eskiden burası göya çok böyle izbe bir yermiş. Sonradan Nusret ortayı özel bir mülkiyet diye biliyorum burasının. Kiralayarak Nusret eti yaptı. Ben Nusret arada geliyorum Ayşegül'le birlikte. Nusret hamburger menü var. Onu yemeği çok hoşuma gidiyor. Biz bir tane menü söylüyoruz. Hamburgeri de ortadan ikiye bölüyorlar. Yarısı Ayşegül'e, yarısı bana. Paramız olmadığı için değil de... Çok, ötekisi bana çok geliyor. Yemesi gerçekten zor geliyor. Allah'ım bakın tuz şeyi falan koymuşlar. Gelirini arttırmak işte bak. Salt by a shop. Bebek şeyleri var Salt Bay'in. Salt Bay'a bıçakları var. Sale yazmış, indirim. Güzel. Bayağı iyi. Bak restoranı şey yapmış. Şimdi siz burada şey yapabilirsiniz ama almak zorunda değilsiniz. Ama ben bunu takdir etmek zorundayım. Baksanıza Salt Bay. Bunu birine satabilmeyi düşünüyorsa helal olsun. Gerçekten helal olsun. Salt Bay'a shop. Allah'ı tebrik ederim. Geri geldiniz. Ben zaten... Hazır biraz önce ben gitmiştim. Videosu var. Girdin mi? Aa, aynen. Okay. Tamam. Tamam, sen buradaydın zaten. Tamam. Aynen. Orayı gezdirdim. Nusret'i anlattım. Sen orayı bağlamış oldun. Orayı bağladım. Hareket o muydu? Aynen. Şıt yaptım ya. O zaman hop. Tamam. Değil mi? Bir... Peki zaman geçtikçe senin gençliğinde yani lisedeyken bunları da hiç çantacı, lokumcu yok muydu abi? Hepsi altıncı mıydı? Kuyumcu muydu? Ya, kuyumcu daha fazlaydı. Hı. Evet. Şeyde çünkü daha çok altın ticareti için, sen de dediğin üzere düğünü için ya da yatırma için gelen çoğunluk vardı. Şimdi turist sayısı da dönem içerisinde arttıkça, burası turizm yönüyle daha popüler hale gelince, mesela dericiler eskiden çok daha fazlaydı. Şu anda azaldı. Oy. Ben böyle bir raf görmedim. Bu vitrin nasıl değil mi? Bu vitrin nasıl arkadaşlar? Şu bileziklerin tanesi herhalde 1 milyon lira vardır. Vardır. Bunlar şimdi 22 ayar. O yüzden çok sarı altın. Çok 22 evet. Ayar bir. İşçilik evet. Yüksektir herhalde. İşçilik, evet. Bir de 200 gram. Kâr yani. Evet. Aman. Düşünsene abi böyle bir bunlardan isterim diyen biriyle karşılaşıyorsun. Hanımını almışsındır sen ama bir tane. Daha narin, farklı şeyler talep ediyorlar. Tabii bölgelere göre değişiyor mesela renkler.
İşte Engin, ben burada kuyumcu şeyi yapmak istiyorum. Neyse arkadaşlar, bir gerçeği açıklayayım sizlere. Benim burada bir tane kuyumcu yerim var. Engin Kuyumculuk. Bekleriz demeyi çok isterdim ama başka şanslı bir Engin. Altının rengine göre pazarı değişiyor. Yani. Mesela böyle daha kırmızı altın, daha farklı ülkelere, daha kuzey ülkelerine, daha sarı altın, daha Orta Doğu'ya yönelik. Daha beyaz altın, daha Avrupa'ya yönelik. İstanbul, Avrupa, evet. Aynen. Dolayısıyla bu nereden elde ediliyor? Altının karışımıyla. Çünkü altın, az önce konuştuğumuz borsa has altın. 24 ayar ya da 995 bir form verebilmek için çok az saf ari diye tarif edeyim. O zaman onu gümüşle, bakırla karıştırarak işte 585 dediğimiz 14 ayarı ya da 916 dediğimiz 22 ayara indirgenmiş oluyor. Rengini de o karışım maddesi oluşturuyor. O yüzden altın bir tane tek sarı değil yani, tonlar halinde karışa karışa yapılıyor. Böylece saf altından belli ayarlı dediğimiz 24 ayardan 22'ye ya da 14'e ya da 8 altına inmiş oluyor. İndikçe ayarı madde de sertleşiyor. Böylece şekil vermek kolaylaşıyor. 24 ayar çok yumuşak. Çok yumuşak, çabuk bozuluyor. Çabuk bozuluyor. Yani 14 ayar altında bir yüzük, bir küpe yapabiliyorsunuz ve çok daha rahat form verebiliyorsunuz. Ama işte derste de işleyeceğimiz konu, 14 ayardan yatırım yapılır mı? Eğer fabrikasyon üretimse, işçiliği düşükse belki, ama benim bildiğim, yani tabii bu da kuyumcuların yanında, 14-16 ayar ziynet eşyası, takı, süs. Evet. Ama 22 ayar bilezik yatırım içinde değerlendirilir. Zaten onların işçiliksiz olanları saf altına çok yakın fiyatları. Evet. Çok doğru dedin. Hani yatırım için çoğunlukla dediğin üzere ya gram altın gibi, hı hı, ya da biz böyle çeyrek ve benzeri diye tarif ettiğimiz 916, 22 ayarlık ya da bilezik olarak tarif edeceğin yer. Bunlar da işçilik daha az. Çeyrek altın da şey değil mi? Çeyrek altın da 916, 22. Tabii. Bir de ama siz makasla keserek sattığınız bir şey var. O saf altın, hani 995 dediğimiz 24 ayar. Tamam. Şimdi onun o damgalı geliyor. Damgalı dediğimiz darphaneden geldiği için kiloluk. Yani kiloluk talep eden ya da 50 gram 100 gram talep eden hazır bir şekilde de geliyor külçe. Örneklerini görürüz. Lokum keser gibi kesiyorlar, bunu görelim. Birazdan bakalım bunu. Başka ama dediğim üzere damgalı olmasın, ben belli miktarda paraya göre alayım dersen tartılması lazım. O zaman o çekiliyor. Çekildiği için inceliyor ve kesebiliyorsun. O zaman tartarak terazide yapmış oluyorsun. Fırsata bakın. Şimdi yağmurluk satan abi gelmiş. Bu pazarın, ne diyorduk buna stratejide? Mavi okyanus diyeceğim de yani. Yokluk ekonomisi. Yokluk ekonomisi. Mavi okyanus inovatifti değil mi? İnovatifti, evet. Bu adam ne yapıyordu? Yokluk ekonomisinden faydalanıyor. Herkes yağmur yağacak. İhtiyaçlar. Ana bir şey vardı. Ayın 15'inde pazartesi günü benim doktora yeterlik sınavım var. Hazır mıyız? Çok hazırım. Yani tamam. Dersten kalmaya çok hazırım. Ama şu ana kadar yaptığım birikimle sanıyorum ki yani bütün eğitim, bakalım, okumalar. Burada kapalı çarşıda çok büyük bir yangın olmuş. Ve o dönem kapalı çarşıyla beraber aslında ciddi Süleymaniye ve bölge de yanmış. Çünkü o dönem evler burada hep ahşapmış bildiğin üzere. Sonrasında restore edilmiş. Kapalı çarşı böyle birkaç kere şey geçirmiş, badire atlatmış. Bu son restorasyonu da yeni yapılan. Zaten gördüğünüz üzere gayet çok temiz, güzel, evet, zemini, tavanı ve bütün kablolar da şeye alınmış durumda. Kenarlar alınmış durumda. Daha önce görüntüsü bu kadar şık değildi. Şu an çok şık bir çok görüntü güzel elde edilmiş. Çok güzel şu anda. Gerçekten muhteşem. Burası özel günlerde de bayraklar da donatılır Engin. İşte maçlar olsun veya 29 Ekim gibi. Galatasaray şampiyonluğunda. Türkiye'nin milli maçlardaki başarısında. Evet. Biz de tam ya o kadar güzel bir noktadayız ki arkadaşlar, bakın Beyazıt Meydanı'ndan geldiniz, yürüdünüz. Burası ilk sapak. Burası çarşı kapı. Çarşı kapı. Burası ilk sapak. Çeşmeden dönüyorsunuz. Altın alınır, bak bu tabelayı görüyoruz. Satmıyorlar. Sadece alıyorlar. Değil. Her ikisini de yapıyorlar. Vallahi çok eğlendim. Güzel bir şey videosu oldu bu. Cumartesi. O zaman dükkanımıza geri dönmüş olduk. Evet. Selamünaleyküm. Biz altın alacaktık abi ama. He, makasla kesilen altın var mı? Tesla'yı izliyordum. Engin bir de... Şimdi bir esnaf köftecisindeki güzelliği yapalım. Burada ikimiz bu tarafa oturduk yan yana. Şimdi orayı çekiyorsun. Biliyorum, biliyorum. Kendimi çekiyorum. Ben benim çekiyorum. Seni de çekiyoruz canım. Ama buradaki güzel olan bir şey, değerli arkadaşınız olmasa olur. Başka insanlarda bu olmaz yani. Böyle paylaşım olmaz, sağ olsun. Kendisi. Fatih abi dedi ki,
Abi siz kaç yıldır buradasınız? Neler yapıyorsunuz? Biz 50 yıldır, yani 1967'den beri bu caddedeyiz. Yaklaşık 54 sene oluyor, 55 sene oluyor. Baba mesleği o zaman. Hep aynı dükkan mı? Aynı caddede 2-3 dükkan değiştiriyor. Değiştiriyorsun aynı. Diyor 5-10. Burası ama kalıcı. Yani caddeye doğru yaklaşıyoruz. Aşağıdan başladık, buraya geldik. En son caminin önüne gideceğiz. İnşallah bir 4-5 ay içerisinde, yani yıl demeyeyim. O zaman olasın. Sandal bedestleri gibi, nusret gibi olursun sen. İnşallah. Neden olmasın? Her şey olabilir. Fiyatlar da gayet güzel. Köfte menü 230 TL. Bakalım nasıl olacakmış. Ben bir de mangalı çekeyim gelene kadar. Burada klasik köfteci Kemal Paşa'sı, sarımsak var, çorbalar çok güzel. Ve burada da cızır cızır kömürden pişen ızgarada şeyler geliyor. Önce pişiriyorlar, sonra... Elinize sağlık kardeşim. Arkadaşlarımızdan Bahattin YouTuber. He, o da mı YouTuber? Tabii, evet. YouTube başlı olur. He, eyvallah. Bahattin abinin gizli tarifinden yiyeceğiz yani şimdi. Aynen. Aferin. Eyvallah abi. Ya boş ver, Mehmet. Ve yemeğe başladık. Efsane bir lezzet. Bir tane aldım ama geri kalanını anlattı. Her şeyi götür koçum. Sen masaları kaldırın. Biraz şahane. Daha konuşmaya gerek yok. Hemen yiyelim. Ama var ya müthiş yedik. Çok güzel geldi. Teşekkür ederiz dostum. Kesene bereket. Eyvallah. Bir yemek ısmarlatamadık yahu. Seni ağırlamak. Ismarlayamadık. Ismarlamadık. Abi bu üstünde de sanırım. Ama bir hızlı çektin kartı sen. Çektim ama o krediye basmamış orada. Temassızdan ne güzel çektirecektik olmadı. Biz şimdi karşıya geçeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi de lokumcu Mehmet'e gidiyoruz. Mehmet kimdi hatırlayacak olanlar? Şarj gününe bir sürü lokum getirmişti. Abi ben sana uğrayacağım demiştim. Aradım, bana konumunu attı. Abi ben 10'a kadar buradayım diye. İsmail de aldım yanıma. Gidiyoruz bir lokum tadalım ya. Baklavalı lokum yapmış abi. Söylemiyor da sırrını. Doğru yerdeyiz şu an. Arkadaşa doğru gidelim bakalım. Evet sevgili dostlar, biz yürüdük. Ben tabii delikanlılık yapıp hiçbir şey almadığım için geldik böyle. Ondan sonracıma abi nasılsın? Sağ ol hocam. Allah razı olsun. Senden çok... de razı olsun. Kardeşim çok... hala lokumlarını yedik bitirdik. Daha yeni bitti. Çok memnun güzeldi. Çok memnun oldum annem hocam. Annem diyor bu lokum nasıl bir lokum ya böyle dedim. Özel bizim için getirmişler. Sağ olsun. Evet. Afiyet olsun Rabia teyzem. Adına Mehmet biliyorum. Amcam. Ayşegül kardeşimiz. Hepsine evet. Afiyet olsun. Allah senden de razı olsun. Söz vermiştim geleceğim hocam, diye. Hocam senin artık şaşırmaman lazım. Sen artık tanınır bir insansın. Eyvallah. Yani. Geçen akşam yolda arabayı park ettim. Avcılar'da başka bir sokağa, teyzemlerin sokağına evet. Mail attı. Dedi hocam o yolumuzda ne işin var? Dedim şey olduk yani. Hocam yediğinden, içtiğinden ne hangi kahve seviyorsun hepsini biliyoruz yani, sıkıntı yok. O kahveleri içmiyoruz şu aralar da. Olsun ama biliyoruz yani. Evet. Vallahi burası sen hem kuru yemiş hem de evet, şey. Evet hocam kuru yemiş işte. Hediyeli. Loko. Taze bunların hepsi senin üretimin, tabii, tertemiz. Kendi üretimimiz hocam. Şahane ya. Bu tabii mağazalarından bir tanesi değil mi? Tabii hocam. Karşıda var mağazalarımız. Hadi ya. Karşıdaki parfümcü biten. He Bargero ya, senin mi? Patlamacı. Evet. Tren çıkıyor. Tamam o yandaki lokumcu da senin. Evet hocam. Maşallah. Yani hep akrabaydı. He. Amca oldu. Nasıl işler bu aralar? Güzel mi? Hamdolsun hocam, idare ediyoruz. Yağmur yağacağız. Ocak ayı bizim piyasa düşük. Turist yok. Yazın, tabii. Yazın daha hareketli oluyor hocam. Buradan kiloyla yaptırıp götürüyorlardı. Gerçekten evet. Kanaldaki o gün bizim şarj etkinliğine katılan arkadaşlar da sonra yazdı. Abi o yokum neydi öyle vesaire dedi. Evet hocam. Bir de sen onları galiba fırından çıkar getirmişsin. Aşırı tazelerdi çünkü. Ağzı dağılıyordu yani böyle. Ya bir sürekli sirkülasyon olduğu için hocam taze geliyor hemen satıyoruz. İyi maşallah. Evet hocam. O zaman biz bir çay içelim hadi görüşürüz. Tabii. Enes hemen Özören'i izliyor diyor. Birazdan diyor bitince diyor işte babamla şöyle yapacağım öyle. O da öğrenmiş seni. Lokumcu Mehmet abinin ailesinin Engin Özören YouTube kanalıyla olan maceralarını dinliyoruz. Evet. Bir de baklavalı lokum yiyoruz. İnanılmaz bir şey. Bunu nasıl yapıyorsun birader? Meslek sırrı deyip söylemiyor ama baklavayı önce yapıyorlar sonra rendeleyip içine koyuyorlar. Onun gibi bir şey hocam. Bir gün inşallah müsait bir zaman imalata aynen, gidelim. İmalathaneye gideriz. Sana bir lokum döktürelim. He, bir lokum yap. Benim öyle bir modelim var işte 100 bin lira kazandıran meslekler diye. Alüminyum kaynak ustası. Tabii. İşte şey diye. Tabii.
Bence sizin, yani şimdi ne kadardır maaşı bilmiyorum ama bu işi hakkıyla yapan adam aç kalmaz. Kalmaz hocam. Şu an lokum ustası gerçekten bulunmuyor yani. Yok. Evet. Sağlam böyle. Yeni bir gün, fikirler üretecek. Bir gün size bir lokum yaptıralım imalathanede tamam, inşallah. Nerede imalathane? Eselnerde hocam. Esel. Atış alanı. Tamam, yakınmış bu arada. Evet. Gidelim. İsmail gelmek ister misin? Giyeriz kepleri. Beyazları giyeriz. Aynen. Böyle aslında bir gün deneyimleme programı da başlatabilirsin. Aynen hocam. Olabilir. O zaman arkadaşlar gelmek isteyen varsa yazsın bize. 15 kişi gidelim lokum dökelim. Lokum dökelim gelelim gibi oldu değil mi? Tesla'nın lokum maceraları. Aynen. Evet. Çok güzel olur hocam. Valla güzel olur. Kuyma atölyesine de bekliyoruz aynı şekilde. Yapabiliriz. Tamam, kuyma gidelim. Boş ver lokum. Olur. Oyum da anlattık. Altın da dökeriz. Biraz önce bir tane külçe gösterdi. Yani makasla kesilenleri var ya. Evet. Makasla kesilenleri dedi, bu şimdi 50 bin lira. Hadi canım dedim. Karttı. 48 bin lira çıktı. Ya da vay vay vay. Bu kadarcık bir altın 250-300 bin lira fazlasıdır ya bu şu altın fazlası. Yarım milyon falan şu altın. Aynen hocam. Bu da altın değerinden. Bu da altın değerinden ama o yenmiyor şey bu yani. Yeniyor. Evet. Evet. Vallahi muhteşem bir gün yaşadık. Sevgili Mehmet kardeşim de yine geldi. Elimizi bizi boş bırakmadı. İsmail nasiplendi bu işten. Vallahi. Benimle yürürsen kazanırsın. Ben de onun şeyinde öyle. Harika bir gün geçirdim. Siz de dostlarınıza, arkadaşlarınıza hep kanalda söylüyoruz ya, sorumluluk sizde. Mehmet geldi oraya kadar. Telefonunu verdi. Hocam bekliyorum dedi. Kim evet. Adam mı arayacak bir daha beni, nerede kaldın gelmedin diye. Ben de tık bugün aradım ve önce sözleştik. Sonra akşam kaça kadar çıksın deyip geldik. Engin hocam çok memnun kaldık. Çok teşekkür ederiz. Seni biz böyle canlı kanlı gördük. Değil mi? Üç boyutlu. Evet. Canlı kanlı seni görmüş olduk. Eyvallah. Yani videoyla aranda bir fark yokmuş. Onu da anlamış olduk. Sağ olasın. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ederiz. Ayaklarınıza teşekkür sağlık. Her zaman bekleriz hocam. İnşallah. Sizler de buyurun gelin. Ordu Caddesi'ni severek takip ediyoruz. Ben de seni severek takip ediyorum. Her akşam bir tane lokumundan yemeden uyumuyorum Mehmetciğim. Afiyet bal şeker olsun. Sağ olun. Öyleyse bir başka akşam görüşünceye dek esenlikler diliyorum. Hoşça kalın. Güle güle. Bir başka gün görüşünceye dek esenlikler diliyorum. Hoşça kalın. Güle güle.